Milletvekilleri soru önergeleri soruyor. Bu soru önergelerine ne yazık ki zamanında cevap verilmiyor. Biz de çok önemli konularda soru önergeleri sorduk. Daha 23 Haziran'da bir soru önergesi sorduk ve cevabını bekledik. 15 gün geçti. Ne yazık ki Sayın İçişleri Bakanı soru önergesini cevaplamadı. Peki neydi önergemizin konusu? Hepinizin hatırladığı üzere son günlerde Brezilya'da yakalanan Türk jeti anlatılıyor. O jetin kime ait olduğu, hangi siyasi bağlantıları olduğu, 2016 yılına kadar devletin saygın bir filosunda bulunduğunda hepimiz ne yazık ki öğrendik. O jet de ne ele geçti? Kokain ele geçti. Ne kadardı? 1 ton 300 kilogramlık bir kokain ele geçti. Peki biz daha önce bunu sorduk. Dedik ki bu jetler aranıyor mu? Bunların aranma protokolleri ne? Yurttaşlardan bize ihbarlar geliyor. Siz özellikle uyuşturucu trafiği konusunda limanlara dikkat çekiyorsunuz. Mersin limanına dikkat çekiyorsunuz. İzmir limanına dikkat çekiyorsunuz. Oysa son zamanlarda jetlerle ilgili uyuşturucu trafiğinin olduğuna dair bize gelen bilgiler var diyor yurttaşlar. Ve biz sorduk. Şunu sorduk. Özel jetlerin uçuş güzergahlarını, özellikle Venezuela'ya, Kolombiya'ya, Panama'ya yakın o güzergahlar hattaki rotalarını sorduk. Yenilenen rotalar var mı? Yoğunlaşmış rotalar var mı? Bunları sorduk. Ünlü kişilerin jetlerinin aranıp aranmadığı ve kimsenin buna gücünün yetmediği söyleniyor. Böyle bir gerçeklik var mı? Bunu sorduk. Ve sormaya tabii ki devam ettik. Son yıllarda jetlerde yakalanan uyuşturucu miktarı nedir? Bunu sorduk. Dünyadaki özel jetlerle ilgili arama protokollerini, arama usullerini sorduk. Ve dedik ki dünyada nasıl aranıyor? Bizde nasıl aranıyor? Bunu özellikle bilmek istedik. Ama ne yazık ki cevap alamadık. Yine pandemi döneminde bu konuda herhangi bir zafiyetin oluşup oluşmadığını, arama protokollerinin değişip değişmediğini özellikle merak ettiğimizi söyledik. Buna da cevap alamadık. Buna da cevap vermedik. Atatürk Havalimanı'nın bir yolcu transferi üstünden kaldırılmasından sonra ve yoğunluklu yolcu trafiğinin İstanbul Havalimanı'na alınmasından sonra kargo terminallerinin haline geldiğini Atatürk Havalimanı'nın ve burada kargo uçakları konusunda bir suistimalin olup olmadığını merak ettiğimizi buradaki arama protokollerini sorduk. Kişinin beyanı dışında, çünkü kişi mevcutta uçakta taşıdığını beyan ediyor. Kişinin beyanı dışında nasıl aramalar yapıldığını merak ettik. Ve bütün bunlara ne yazık ki cevap verilemedi. Şunu sorduk. Türkiye'de yoğun bir sıcak para hareketinin olduğunu, sıcak para hareketinin olduğu her yerde kara para hareketinde olmasının muhtemel olduğunu, bu kara para hareketlerinin incelenmediğini, bu paraların içinde uyuşturucu paraların olup olmadığını, özellikle kaçak bahis, internet üzerinden kaçak bahislerdeki paraların olup olmadığını merak ettik ve bunların cevaplanmasını bekledik. Ne yazık ki cevaplanmadı. Tam da bu önergenin üzerinden 2 ay bile geçmeden Brezilya'da bir Türk jeti yakalandı. Orada dikkat çeken diyaloglar oldu. Pilota soruyor Brezilya polisi. Bir kişi ne kadar valiz taşıyabilir diyor. O da İngilizce olarak 3 ya da 4 olabileceğini söylüyor bir kişinin. Ama ele geçen valiz 20'den fazla. Yani bir yolcu 20 valiz vardı. Peki aslında basit bir arama tekniği bu. Yani az önce sorduğumuz usullerden bir tanesi. Basit bir arama tekniği. Yolcu adetleriyle taşınan valizlerin kıyaslanması ve valizlerin ağırlıklarının kıyaslanması. Buradan bile aslında, çünkü kokainin de özgül ağırlığı bilindiğine göre o maddenin, bir valizde ne kadar olabileceğinden hareketle bile aslında bir takım sonuçlarını alabileceğini bize Brezilya polisi gösterdi. Buraya kadar soru önergemizin ilk kısım. Diğer kısım ise yakalanan jetin aslında 2016'ya kadar Türk uçak filosunun saygın jetlerinden birisi olması. Cumhurbaşkanlığının filosuna kayıtlı olması, Turgut Özal döneminde alınmış olması ve Türk devlet büyüklerini uluslararası alanda taşıyan bir jet olması ise önemliydi. Peki bu jeti alanlar zamanında hangi özellikler itibariyle aldılar? Yani devletin önemli bir filosunu satarken ihaleyle mi yapıldı,
ihaleyle yapıldıysa ihaleye girme koşullarını taşıyorlar mıydı? Örneğin şimdi uyuşturucu yakalatmış birisinin ihale yasaklısı olması gerekmez mi? Aynı kişilerin daha önce bu konulardan suçu olup olmadığı da bizce araştırılması gereken önemli konulardan biriydi. Ama ne yazık ki halen bu olayın üstünden 2 gün geçmiş olmasına rağmen bile çok basit soruların cevabını henüz ne yazık ki alamadık. Ve ne yazık ki üzülerek görüyoruz ki dünya Türkiye'yi uyuşturucu ticaretinde bir transfer üssü olarak görüyor. Bunu soranlar var. Amerika bunu bilmiyor mu diyor. Elbette biliyor. Ama ne yazık ki Türkiye'ye uluslararası alanda biçtikleri rol Türkiye'nin Orta Doğulaşması, Türkiye'nin Afganistanlaşması projesidir. O yüzden Kabil havalimanlarından önce kendi havalimanlarımızı kontrol altına almamız da son derece önemlidir.